Ve açıkçası İyi Parti 6. parti konumuna düşmüş durumdayken, olağanüstü kurultaya giderken, 27 Nisan şurada bir şey de kalmadı açıkçası, günler haftalardan daha az bir süre kalmış iken, açıkçası bizi de şaşırtan bir durum var. Hem Cumhur İttifakı'nın kurmayları, birincisi MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda mesajlar kaldı. Partinin başında kal deniliyor. Bakalım bu çağrılar İyi Parti'nin içerisinde nasıl yankılanacak? Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. 31 Mart'ta beklediği sonucu alamayan İyi Parti 27 Nisan'da kurultaya gidiyor. Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından ilk partinde kal çağrısı eski yol arkadaşı Bahçeli'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Akşener'e partinin başında kal çağrısı yaptığı öne sürüldü. Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan'ın Ramazan bayramı nedeniyle Akşener'le bayramlaştığı telefon görüşmesinde Akşener'e partinizin başında kalın, ayrılmayın dediği iddia edildi. Akşener'in ise görüşmede nezaketinden ötürü Erdoğan'a teşekkür ettiği ifade edildi. Türkiye'de kurucu liderler, partilerin kurucuları hayattayken partilerini bırakırlarsa o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ya da birliğini, beraberliğini koruyarak yoluna devam etmesi mümkün değildir. Akşener'e partinde kal çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa aday olduklarını açıklayan isimlere yüklendi. Sayın Akşener seçimden önce verdiği sözü tuttuğunu gösteriyor. Ve bunun için de aday olmadığını söylüyor, aday olmayacağını söylüyor. Ama ben tabii şunu beklerim ki onunla yola çıkanlar, onu lider olarak kabul edenler hemen ilk dakikada o ben aday olmayacağım deyip de sanki bir fırsat önlerine gelmiş gibi tak 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 böyle adaylık açıklamaları, bunlar siyasi ahlaka ya da siyasette vefaya ne kadar uygun bilmiyorum. Halbuki o kadrolara düşen, evet siz söz verdiniz, aday olmuyorsunuz ama biz sizi bırakmıyoruz ve sizin tekrar aday olmanızı istiyoruz deyip aday yapıp dolayısıyla da en azından bunun mücadelesini vermeleri gerekirdi. Şimdi bu iddiayı Cumhuriyet'ten ekrana getirdik diyebiliriz. Şimdi son dakika bir gerçekliğimiz var. Onu belirtmemiz gerekiyor. İyi Parti'nin resmi kurumsal X hesabından bir açıklama yapıldı. Milletimizin takdirine sunuyoruz denilerek başlayan mesajı hemen okuyorum size. Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur. Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme farklı sayıklarla partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama bu şekilde algı operasyonuna dönüştürüldüğü iddiası var. Ve Erdoğan'la arasında sadece bayramlaşma niteliği taşıyan bir telefon görüşmesinin kendisinin partinin başında kalmasına yönelik, Akşener'in partinin başında kalmasına yönelik bir telkinde bulunulmadığını da bu şekilde yalanlamış olduğunu görmüş olduk. Ama en nihayetinde MHP liderinin bir açıklaması var. Tabi akıllara MHP liderinin özellikle kendi döneminde Akşener henüz partideyken yaptıkları olağanüstü bir kongre vardı. Hatta çok ciddi anlamda da bir oy toplanmıştı. O kurultay yapılabilirdi. Adaylar da çıkabilirdi. Fakat tırnak içerisinde yargı darbesi olarak nitelendirdikleri bir süreç yaşamışlardı. Şimdi Koray Aydın da aynı uyarıda bulunuyor. Özellikle kurultayın iptal edilmesi ihtimalinin üzerinden. Peki siyaset bilimci Tanju Tosun'a soracağız her birini. İyi Parti'de yaşanan bu kısa sürede baskın olan kurultayın ne anlama geldiğini, özellikle bu çıkışı ve MHP liderinin kal demesini. Tanju Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Evet, merhabalar, hoş bulduk, iyi bayramlar. İyi bayramlar.